Aksa Tufanı harekatı aslında 75 yıllık zulmün, öfkenin, birikmenin sonucu bir tufan olarak patlamasıdır. Ümmetin bu konuda ortak davasıdır. Yani Aksa Tufanı'na herkes net bir şekilde tarafını belirtmeli. Ve Mescid-i Aksa'yı savunan Filistin halkının haklı, meşru mücadelesini, mücadelesinin yanında yer almalıdır diye düşünüyoruz. Çünkü burada aslında en çok iş İslam ülkelerine düşüyor. Bundan bir ay önce Filistin halkı sürekli çağrılar yaptı. Birleşmiş Milletler'e çağrı yaptı. İslam ülkelerine çağrı yaptı. Uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı ama kimse kınamadan başka bir şey yapmadı. Bu konuda şunu söylüyoruz. Artık Filistin halkı bu sıkışmışlığın, bu zulmün bir tufan olarak patlaması ortaya çıktı. Ve bu konuda İslam ülkeleri Filistin halkının yanında yer almalıdır. Özellikle en önemlisi, özellikle İsrail terör şebekesiyle işbirlikte olan Amerika ve Siyonistlere petrol satışını iptal etmelidir. Bugün bu şebeke bunun üzerinden bir işleri yapıyor. Sömürü üzerinden insanları katlediyor. Ve bundan dolayı biz bu konuda net bir tavır, İslam ülkelerinin net bir tavır ortaya koymalı. Bununla birlikte vicdanı sürmemiş ülkeler de bu konuda bir tavır takılabilirler. Yani bu konuda çünkü açık bir zulüm var. Hiçbir kural tanımayan, hiçbir ilke tanımayan bir işgalci terör şebekesi var. Ve bu konuda aslında tüm ülkeler de bu zulmü görmeli ve buna karşı mücadele etmelidir. Mezzakatuhumul kadaid sihyuniyye ve yekulun fidel aksa fidel mukavama.